Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Doktor, sen dükkana gitmiyor musun? Ya aga, dükkana gideriz ya. Hem var ya, istiyorsan dükkana beraber gideriz. Zelal, 10 numara yemek yapmıştır. Karnımızı doyururuz. Aç değilim. Aga, niye kızıyorsun ya? Aç değilsen de sana nefis bir salata yaparım ben. Sumaklı soğan salatası. Üstüne de böyle 10 numara bir zeytinyağını öyle gezdirdik. Ahu! Lan bu ne eli böyle, tır mı çarptı, uçak mı düştü ya? Aga, bir kızları saydım geldim ya. Ay! Ya! Aga, sen ne kadar sersin, ne kadar köşelisin, ne kadar şiddetlisin ya! Üzerimden uçak mı geçti, gemi mi battı? Sen var ya, böyle devam edersen aga, biz külliyen yandık, bittik yani. Çıkar ağzından baklayı doktor. Derdin neyse hemen söyle. Ya aga, işte Yasemin'i soracaktım. Ben sana konuşamıyorum ki korkumdan. Yasemin işte aga, Yasemin'le alakalı mevzular. Ne oldu yani o iş yani? Yeter doktor. Üstünün vazife olmayan işlere karışma, tamam mı? Ne oldu şimdi? Ders verir misin Serdar? Madem Leyla değilsin, adımı nereden biliyorsun? Esnaftan öğrendim dedim ya. Kaçma. Hadi. Dövüş benimle. Boğuş bitti. Zaten hiç başlamamalıydı. Aga. Doktor, kes artık. Ya bak, o değil. Baksana aga şuraya ya. Ayşe Hanım. Siz... Serdar Bey, rahatsız ettim. Yasemin bir mektup gönderdi size. Lütfen, geç olmadan okuyun. Daha şimdiden ayrılık acısı içime çöktü. Çok özledim seni. Tek isteğim tekrar birlikte olmak. Hava değişimi verdiler. Hayatımda sen yoksan buralardan gideceğim. Sonra da başka bir yere tayinim isteyeceğim. Şayet hayatımda olursan burada. Senin yanında kalacağım Serdar. Karar senin. Kararın ne olursa olsun seni çok seviyorum. Ama bu sana bağlı Serdar Bey. Yasemin'in otobüsü 1 saat sonra kalkıyor. Kızımın yanına gidiyorum. Ne olur garaja gelin. Onun gitmesine izin vermeyin lütfen. Böylesi daha iyi olacak Ayşe Hanım. Aga şimdi yani ben...
Yani ben derdim ki... Deme doktor. Hiçbir şey deme. Tamam. O zaman dükkana gideyim ben buradan böyle. Geç kalmayalım Serdar. Bir şoförsün. Sana var ya bizim bakkal ehliyet vermez ya. Ya oğlum öyle zık diye durdurmuyor ya yolun ortasında. Doktor ne oldu? Ya aga hiç sorma ya. Şu beyefendinin aracını arkadan gelip hafiften bir sürtmüşlüğüm var. Onların beş para etmez pislik ucuz merkebi. Benim başıma oldu son model pahalı araba. Tamam bir şey yok biz gidelim. Ya ne oldu nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Tamam. Haydi. Bak aga ya. Bak. Hadi doktor hadi içeri. Ya aga arabanın haline bak ya. Hadi bırak doktor bırak. Geç içeri. Bizler Serdar değil mi lan bu? Sungurların eski komutanının evini buldular Cemal Başkan. O baş belası evimize kadar girip Tahir'i öldürdü. Savaşçıları öldürdü. Tema kızı kaçırdı. O itin nefes alması kanıma dokunuyor lan. O baş belasını istiyorum anladın mı? Ne yapın edin? Bana onun kellesini bal sepetinde getireceksin anladın mı? Emredersin başkanım. Hadi, hadi. Doktor, senin derdin ne? Niye peşimden ayrılmıyorsun? Aga buralar gerçekten tümünden toz olmuş. Ya aga yani işin aslı bir de şöyle bir şey var. Biz bu Aslı'ya Şahin'in öldüğünü nasıl söyleyeceğiz? Bilmiyorum doktor. Doktor. Boşuna saatine bakma. Garaja gitmeyeceğiz.
Aga bak, yani bana sorarsan gerçekten yanlış yaparsın yani. Doktor, sana sormadım. İşime karışma. Ya aga bak şimdi. Kardeş sayılırız değil mi yani? Yani işime karışma diyorsun da yani senin işine ben karışmayacağım da acaba kim karışacak? Ya aga şimdi bak sen bu kızı seviyorsun. E o kız da seni seviyor. Yani her şey açık ortada. E daha ne işte? Aga bak ben biliyorum yani sen çok acılar çektin. E artık bir evin olsun, ocağın olsun. E çoluk çocuğa karış. Ya aga bu yalnızlığa dur demenin zamanı geldi. Aga vallahi otobüsün kalkma zamanı da yaklaştı ama yani. E hadi gidek. Ya aga hadi gidek diyorum sana ya. Niye öyle duruyorsun ya? Ya vallahi diyorum her şey çok güzel olacak. Sana garanti veriyorum ya. Hadi. Hadi. Zamanımız az oldu, haydi. Gelmeyecek. Ha? Bir şey mi dedin kızım? Serdar beni hiç affetmeyecek annem. Ya aga çok geç kaldık aga ya. Aga gel. Aha. Haydi dur uç bakalım. Aho cevap ver la. Abla geliyoruz sen orada bekle. Gelmeyin. Yüzbaşı doktorla beraber eski beyaz bir arabaya binip gitti. Size doğru geliyor. Orada bitirmişlerini. Haydi yürü be, haydi ya. Ya biraz hızlan ya. Aga bunun da şu şey mi bozuldu, ne oldu? Yaptıracaktım, bitmiyor ya. Yavaş doktor, yavaş. Tek parça halinde gidelim garaja. Ya ama aga, gerçekten 20 dakikamız kaldı. Heyecandan elim ayağım kesildi ya. Şu Yasemin teğmeni kaçırmasak da bir yakalasak başka daha bir şey istemiyorum ha. Merak etme. Arabanın sigortasını yaptırmıştım. Bende mermi kalmadı. Bende de kalmadı aga. Artık çok kalmadı. Hadi sen buradan çık. Ben o hayvanlara pabuç bırakmam.
Hadi git acele et. Ben ne zaman arkamda adam bıraktım ha? Çıkın lan ortaya. Erkek gibi dövüşün. Ne lan Sungur eskileri? Merminiz mi bitti? İndirin lan şunları. Kimsin sen? Benim Sardar. Ay! Şu anda gerçekten Nazan'ın bizi kurtardığını öğrendim ya lan. Şu an aklıma mukayyet olmam lazım. Evet oldum şu an mukayyet. Sen nereden öğrendin bu tuzağı? Kulağım delikti benim. Cemal seni öldürmek için ilçedeki bütün militanları üstüne sürdü. Dikkatli ol, arkası gelecek. Aga zamanımız yok, 5 dakika kaldı. Ula benim araba pert. Bunun da lastiği patlamış. Neyle gideceğiz aga biz ya? Nazan, hemen garaja gitmemiz lazım. Atlayın. Kızım. Gitme kal. Niçin? Gelmedi işte. Beklemem için bir sebep kalmadı. Kalkıyoruz abla. Yasemin geldiğini öğrenince iner otobüsten. Zaten uzaklaşmamıştır daha. Ulaşılamıyor. Üzüntüden telefonu kapatmış Yasemin. Kim bu Yasemin doktor? Önemli biri mi? Hemen söyleyeyim, ağanın sevdiği kız. O kadar çok seviyor ki. Bir de var ya, aynen Leyla'nın tıp atıp aynısı ya. İkisi de aynı ha. Leyla mı? Demek öyle ha. Ya ben öyle desem de sen niye inanıyorsun ya? Takılıyorlar. Hayatımda sen yoksan buralardan gideceğim. Sonra da başka yere tayinimi isteyeceğim. Şayet hayatımda olursam burada. Senin yanında kalacağım Serdar. Ne olur otobüse yetiş. Yasemin'i geri getir lütfen. Yalvarırım. Sevdiği kızı. Seni kimseye yar etmem Serdar. Nazan! Nazan! Şu kalkan otobüse yetiştir beni. Olur. Binin araca. Hadi. Thank you.
Taze. Araçta bir sorun mu var? Yok. Lastiğe baktım. Ulan Sırdar. Ulan Sırdar. Melik gibi Noza'yı bırakıp gönlünü şeytan gibi karılara kaptırıyorsun ya. Öldürüyorsun beni, biliyor musun? Buyurun, afiyet olsun. Zelal. Kız. Kayınanan seni sevecek ha. Sıcak pide var. Hadi otur, hemen getireyim. Ya bırak şimdi pideyi. Haber var mı bizimkilerden? Gelmişler. Doktor gelip haber verdi. Şahin, onu almışlar mı? Sen gördün mü Şahin'i? Sadece doktor geldi. Bir telaşla ne dediysem de laf ağzıma tıktı. Arabayı alıp gitti. Ya bana niye haber vermiyorlar ya? Of. Abi. Serdar abi. Evde misin? Serdar abi. Serdar abi. Spor salonunda yoklar. Evde de yoklar. Nerede bunlar? Niye geldiklerini haber vermiyorlar bana? Orada işte. Ya Naza, ya şu gaza bas. Ya da o direksiyonu oradan çıkart bana ver. Bu nasıl sürüş ya? Doktor, bana akıl öğretme, tamam mı? Gidiyoruz işte. Konuşma, haydi bas. Benzin hala bitmedi be. Kaputu aç. Bununla alakalı bir şey yok Serdar. Benzin bitti. Yahu ne biçim bir insansın sen? İnsan arabasına benzin koymaz mı ya? Ya koydum ama... Aa, depo delinmiş. Çatışmada kurşun isabet etmiş olmalı. Otobüsü kaçırdık. Ya aga boşver, üzülme ya. Muhteşem zekalı başka insanlar cep telefonu diye bir şey icat etmiş. Benimki yanımda değil doktor. Vallahi benimki de yok aga. Neyse. Torpido gözünde. Ya yok ki orada. Nasıl yok? Oraya koymuştum. Aa, unutmuş da olabilirim doktor. Yanlış yaptım. Oyalanmamalıydım. Aman, sen de kafana taktığın şeye bak. Sonuçta ilçeye dönmeyeceğiz mi? Döneceğiz. İlçeye dönünce oradan telefonla ararsın. Zaten senin sesini duydum uydum. Koşar gelir valla. O kız kimse. Yaşatmam o kızı ben. Göremeyeceğimi biliyorum. Elveda Serdar. Hala ortada yoklar. Sıkıldım. Burada film yok mu ya? Bunun
üstünde niye Şahin yazıyor ya? Ne alaka? Nereden gelirse gelsin, hak ettiği cezaya çarptırılacaktır. Suçunu itiraf eden bu Tece askeri infaz edilecektir. Ne yaptıysam vatanım için yaptım. Pişman değilim. Serdar komutanı haber verin. Benim için bir Fatiha okusun. Allah'ım. Oyun bu. Bu olamaz. Bu aldatmaca. Allah'ım. Şahin'i öldürmüşler. Aslı, seyretme. İzledim mi yoksa Aslı? Gördüklerim doğru mu Serdar abi? Şahin öldü mü? Ne olur doğruyu söyleyin. Çok üzgünüm Aslı. Sana Şahin'in öldüğünü geldiğimizde söyleyecektik ama dilimiz varmadı. Aslı, Şahin şehit oldu. Bunu kabullenmek, ona göre davranmak gerek. Şehidi feryat figanla huzursuz etmiyor. Nasıl bir oyun bu abi? Önce hain dediler, sonra kahraman oldu, şimdi de öldü diyorsunuz. Ben hangisine inanayım abi? Aslı Şahin'in ölümünü kolay atlatamaz. Sen ve Zeynel yenge yalnız bırakmayın kızı. Dereye uçan otobüste ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi akıntıda kayboldu. Kayıpların arasında Teğmen Yasemin Demir de bulunuyor. Bu Yasemin. Allah'ım. Haberle ilgili gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz. Olamaz mı? Aç kapıyı Aslı. Aç kapıyı. Hadi Aslı aç. Bırakmıyorsunuz. Hadi kardeşim, gidelim bize. Bıdık, hadi gidek artık ya. Anlamıyorsunuz. Nikah masasında ölüm haberini aldım. O gün ben de öldüm. Sonra yaşadığını, teröristlerin tarafına geçtiğini öğrendim. Yıkıldım. Sonra görevde olduğunu öğrendim. Sevinçten havalara uçtum.
Şimdi öldüğünü gözlerimle gördüm. Ben Şahin'in nişanlısıydım. Evleneceği kızdım. Benden her şeyi sakladı. Bunu bana yapmaya hakkı yoktu. Ölüp ölüp dirildim ben. Bu nasıl bir şey? Sen bunu anlayabilir misin doktor? Ya dur bıdık, nereye ya? Dur doktor. Zavallı kızcağız çok acı çekiyor. Ona biz yardım edemeyiz. Ona yardım edecek tek kişi var, o da Yusuf. Yeter artık, yeter. Aslı. Seni seviyorum. Şahin neredesin? Aslı. Şahin. Beni bırakma. Ölmedim ben Aslı. Seni seviyorum Aslı. Ölmedim. Şahin. Seni seviyorum Aslı. Şahin gitme. Şahin. Şahin neredesin? Şahin. Çok seviyorum. Çok seviyorum, çok seviyorum. Şahin iyi misin? Canım çok yanıyor. Geçecek, merak etme. Merminin çekirdeğini almıştım. Ama o alçak çok yakından ateş edince barut yaktı seni. Bana verdiğin o ilaç kötü etti beni. Eziyet ele yakın. Ne yaptın Dicle? Ama o ilaç senin kalp atışlarını yavaşlattı. O ilaç sayesinde herkes senin öldüğüne inandı. Neredeyiz biz? Seni gömdüğüm mağarada. En azından herkes öyle biliyor. Rehin alınan teğmenlere ne oldu? Üst teğmen öldü. Sonra bir Türk timcisi geldi. Yaman adamdı. Kampı dağıttı. Tahir'i indirdi. Ben de onlara yardım ettim. Beni de götürmek istediler. Ama seni bırakamazsın. Sen benim. Senin için kaldım Şahin. Sonra da Tahir alçağı vurdu beni. Sen iyi misin bari? Hı hı. Sonra öğrendim ki Tahir ve adamlarını öldürmüş o adam. O tümcinin adı Serdar mıydı? Hı hı. Tanır mısın? Komutanımdır. Başka kimse gelmedi mi? Aslı, doktor. Peki Serdar komutan beni aramadı mı? Yok. Adım bile geçmedi. Niye sorsun ki? İnfazımı yayınladı alacaklar. Beni öldü biliyorlardır. Doğru. Herkes seni öldü biliyor şimdi. Yine Aslı'nın dünyasını yıktım. Zavallı Aslı. Kim bilir neler çekiyordur. Hayır,
Acil bir ekip daha gelsin. Tamam. Seni seviyorum Serdar. Bunun farkına vardın. Arda ile evlenemem artık. Yüzüğü sahibine iade ediyorum. Ben seninle beraber olmak istiyorum Serdar. Bütün gece bekledim. Yasemin'i bulamadılar. Üzülmeyin. Yasemin ölmedi. Sulara kapılmıştır. Bir yerden çıkacak mutlaka. Kurtulduğu haberini alırız yakında. Hayırlı sabahlar Aslı. Sen niye geldin Yusuf? Boşuna seni seviyorum demedim. Dost iyi günde davetli, kötü günde davetsiz gelir. Senin gerçek dostun ve sevgilin benim Aslı. İnsan sevdiğini merak ediyorum. Suriye'den döndükten sonra hiç görüşemedik. General bana görev verdi. Biliyorum Aslı. Sen benim izimi mi sürüyorsun? Ben orduyla da çalışıyorum Aslı, biliyorsun. Hastalarımla ilgili bilgi alırım. Kötü bir gece geçirmişsin. Beter haldesin. Çok acı çekmişsin. Neler oluyor Aslı? Anlatmak ister misin? Şahin öldü Yusuf. Sen biliyorsun tabii. Zelal sana geldi değil mi? Zelal senin arkadaşın. O iyi biri. Ve yaptığı da yanlış değil. Senin iyi olmanı istiyor. Benimle uğraşmayı bırakın. Aslı dur. Aslı. Uğraşma. Aslı dinle. Bırak beni. Bırakamam Aslı. Şu haline bak. Betersin. Şahin sana acıdan başka bir şey vermiyor. Hayatını yok ediyor. Seni öldürüyor. Şahin iyi biri Yusuf. Onun hakkında böyle konuşamazsın. Gel. Otur. Seni seviyorum Aslı. Acılarınla bu olmanı izleyemem. Bana izin ver. Bu acılarına birlikte son verelim. Denedik Yusuf. Beni tedavi etmeye çalıştın. Ama olmadı. Ben kolay pes etmem. Doktorun olmanın ötesinde aynı zamanda kocan da olmak istiyorum. Sen ne demek istiyorsun? Hemen evlenelim Aslı. Sana söz veriyorum. Hayatında tek kötü gün olmayacak. Hep mutlu olacaksın. Yüzünle birlikte kalbin de gülecek. Cevabını bekliyorum Aslı. Aslı. Evet. General seni sordu. Seni götürmeye geldim. Tamam, ben üstümü değiştirip geliyorum. Araçta bekliyorum. Tamam mı? Evleniyor muyuz Aslı? Sonra konuşalım Yusuf. Hayır demek. Bilmiyorum. Ben de evlenmek istiyorum ama bana biraz zaman ver. Şahin. Şahin yeni şehit oldu. Seni çok mutlu edeceğim Aslı. Şahin. Niye bıraktın beni? Thank you.
uluslararası örgütün kontrolünde değil. Cemal'in adamları burada bizi bulamazlar. Sınır şu dağın ardında. Sınıra giden köyde babamın evi var. Orada saklanırız. Babam bizi örgüte ihbar eder Dicle. Babama görünmeyeceğiz Şahin, merak etme. Hemen ilçeye, Aslı'ya gitmek istiyorum. Otobüs kazasında derede kaybolan yolculardan biri daha sağ olarak bulundu. Diğerlerinin ise maalesef cesetlerine ulaşıldı. Teğmen, Yasemin, Deniz ise hala kayıp. Teğmen'i arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Serdar abi geldi, kapat şunu. İnşallah Yasemin'i de bulurlar Serdar abi. Kuzum, sen git de çay ver buraya. Ağaya da yiyecek bir şeyler getir. Tamam mı? Tamam. Aslı'nın durumu ne doktor? Aslı... Çocuk denecek yaştaki bu gençlere kısa süre silahlı eğitim vererek çatışma bölgelerine gönderiyorlar. Niye yapıyorlar bunu? İki kardeş millet arasına fitne sokmak, kan sokmak için yapıyorlar. Bu bölgede her evden çıkan bir cenaze barış sürecine vurulan bir darbedir. Zaten örgütün de, daha doğrusu arkalarındaki yabancıların da istediği şey bu. Ne kadar kan, o kadar savaş. Ne kadar nefret, o kadar barışa elveda. O şerefsizler buradan mı geçecekler, emin misin? İhbara göre öyle. Komutanım, ileride aşağıda bir hareketlilik var. Şahin bu. Her yerde Şahin'i görüyorum. Geliyorlar, aşağıdalar. Bu alçaklar Beşir'in adamları. Kim bu Beşir? Pisliğin teki. Kaçırdığı çocukları Suriye'ye gönderip para karşılığı örgüte satıyormuş. Yılanın başı bu pislikse niye onu indirmiyoruz? Beşir itini indirmek kolay değil. Geçen gün onu kıstırdık. Beni yaralayıp kaçtı. Bu yüzden benim yerime general seni görevlendirdi. Arkadaşlar, çocuklara zarar gelmeden indirelim şöylekleri. Durun. Ben hallederim. Siz karışmayın. Buyurun eşek gibi sallanmayın lan. Çabuk olun. Akşama kalmadan sınırı geçmemiz lazım. Kalk lan, kalk. Arkaya! Hadi yürü! İyi yolculuklar abiler. Sen kimsin be? Çocukları kaçırıp örgüte sattığınızı duydum. Durun lan! Git lan işine! Sıkarım kafana, kalırsın dağ başında. Gel şöyle. Ulan ben senin... Hadi lan, sebebim olur. Sıkayım kafana, geberteyim seni. Tamam bırak. Tamam çocuklar, evinize gidiyorsunuz. Yaman kızsın. İnşallah Beşir'le de baş edebilirsin. Merak etme sen. O Beşir itine de dünyayı dar edeceğim. Evet buyurun dinliyorum. 156 jandarma acil. Şikayetiniz nedir? Cinayet işlendi. Yetişin. Adresi verin hemen. Şimdi jandarma timini gönderiyorum. Annem bıçaklandı, yetişin. Kim bıçakladı biliyor musun? Dayım, evde bize saldırıyor.
Sakin ol kızım. Adresi ver çabuk. 156 jandarma acil. Problem nedir? Ben Çardaklı köyü muhtarı. Köyde iki aile arasında çatışma çıktı. Yaralılar var. Şuna bakar mısın? Ben sadece çocuk ihbarlarına bakıyorum. Tamam Aslı. Buyurun sizi dinliyorum. Kazayı öğrendim Serdar abi. Gelemedim, buradan ayrılamıyorum. Sen nasılsın? Toparlandın mı? Olayı takip ediyoruz. İnşallah Yasemin kurtulacak Serdar abi. Aslı, sen iyi misin? Bana onu söyle. İyiyim abi. İyiyim işte. Şahin yok. Öldü. Ama ben iyiyim. Aslı, çocuk kaçırılma ihbarı var. Evet, sizi dinliyorum. Kızımı kaçıracaklar. Kurtarın kızımı. Sakin olun. Kızınızı kim niye kaçırsın? Kızımı dağa kaldırıp örgüte satacaklar. Kızım daha çok küçük. Kocam tarlada. Erkeğimiz yok. Allah aşkına yardım et. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Kimse kızına bir şey yapamaz. Bana hemen bulunduğunuz yerin adresini söyle. Yeşildere köyü. Mahsun'un evini herkes bilir. Ana! Kapıyı kırıyor, yetişin. Ekip 2437. Acil Yeşildere köyüne. Çocuk kaçırma vakası var. Çardak köyündeki odaya takviyeye gidiyoruz. Köye mesafemiz bir saat. Kahretsin. Aslı ne oldu? Bir kadınla kızını evde sıkıştırmışlar. Kızı örgüte satacaklarmış. Kızı kaçırmak üzereler. Ekiplerin hepsi görevde Serdar abi. Hangi köymüş? Yeşildere köyü. Aga o ilçeye yakın bir köy he. Aslı. Kız annesini bırakıp evden kaçsın ve bir yere saklansın. Biz çıkıyoruz, tamam mı? Generali ararım. Bize bir araç verirler. Tamam. Kapıyı kırıyor. Sakin ol. Kızın hemen evden çıkıp güvenli bir yere saklansın. Söyle. Kaçıp saklanmanı istiyorlar. Seni bırakmam ona. Kızını ver bana. Allah'ım. Yalvarırım, kurtarın beni. Tamam, sakin ol. Adın ne? Elif. Elif, beni iyi dinle. Bak, gelenler annene bir şey yapmazlar. Onlar seni istiyorlar. Şimdi telefonu yanına al, en yakın pencereye koş ve oradan da çabucak kaç. Kaç kızım, kaç. Kurtar kendini, beni düşünme. Hadi gidelim. Durma, durma. Açın lan kapıyı. İçeri girdi. Anam içeride kaldı. Çok korkuyorum. Tamam, korkma Elif. Seni kurtarmaya geliyorlar. Zaman kazanmamız lazım. Saklanmalısın. Anneni hiç merak etme. Pencereden atladı. Geliyor abla. Durma orada Elif. Hemen kaç, saklan bir yere. Elif, duyuyor musun? Elif. Elif, ne oldu? Cevap ver. Alo abla. Düştüm abla, düştüm. Adam peşimde. Tamam, kaç. Kaç Elif, çabuk kaç. Kaç, saklan, tamam mı? Abla, ağzımın içine kümesi saklandım. Tamam. Hiç ses çıkarma. Tek göz ortaya. Bak kendini çok yakarım sana. Neredesin kız? Elif, ses çıkarma. Sakin ol. Seni bulamayacak. Az daha bekle. Asker abiler seni kurtarmaya geliyorlar. Serdar abi. Devam et Aslı. Adam kızın peşinde.
Sakin ol Elif. Tamam mı? Sakin ol. Çok şükür. Telefon kapandı Aslı. Abla. Elif ne oldu? Telefonu düşürdüm abla. Paramız buraya saklı. Ulan, ulan sen kimsin lan? Sen kimsin? Ulan Beşir şerefsiz sen misin yoksa? Bak sakın o kıza dokunma, yoksa var ya. Doktor, sen kadına bak. Ben ağla gidiyorum. Tamam aga. Şerefsiz. Aslı, kız yok. Kaçırılmış. Serdar abi, benim yüzümden. Ben hata yaptım. Benim aklım hep Şahin'de. Evde ekmek bile yok. Annen nerede Dicle? Eziyetlerine dayanamadı. İnce hastalığa yakalandı. Ben çok küçükken öldü. Babam beni örgüte sattı demiştim. Dicle. Kız sen niye buradasın? Kamptan kaçtım baba. Dayanamadım işkencelere. Ayak mısın kız sen? Derhal kampa geri döneceksin. Dönmem baba. Öldür beni daha iyi. Ulan babana karşı mı geliyorsun sen? Duymamış olayım bunları. Ulan gebertirmişim sen. Ha? Ağır ol. Ne biçim babasın lan sen? Bırak lan elimi. Kimsin sen? O Şahin. Timci. Sungurlardan o. Yav hele öyle desene. Başım gözüm üstüne. Hoş geldin. Dicle'm. Ben yoksul bir köylüyüm. Sen kaçıp geldin örgütten. Seni kim koruyacak? Biz koruruz. Doğrudur ağam. Şahin'le ilçeye ineceğiz baba. Bölgede durum nasıl? Cemal'in adamları bölgede kuş uçurtmuyor. Savaşa hazırlanıyorlar. Bu sefer TC'nin işi zor. Asker bölgeden arkasına bile bakmadan kaçıp gidecek. Göreceğiz bakalım kim arkasına bakmadan kaçacak. Ama merak etme kız. Ben iyi bir yol biliyorum. Oradan beraber gideriz. İyi, çıkalım hadi. Heh, çıkalım. Aslısına kavuşacak ya. Hadi. Sen ne iş yaparsın Beşir? İş güç var mı? Benim gibi zavallı ne eder ağam? Ne iş verirlerse yaparım. Durun. Kim bağırıyor? Ses mağaradan geldi. Dikkat edin. Tuzak olabilir. Cemal'in adamları burada olabilir. Yardım edin. Dur, dur tamam. Yardım. Allah'ım çocuk mu? Tamam.
Tamam tamam, korkma korkma. Bitti, kurtuldun, tamam. Kaçırdılar beni, örgüte satacaklar. Kim kaçırdı kızım seni? Ha, söyle. Kim kaçırdı kızım, tanıyor musun? Oh, o kaçırdı. Beni arkada takılan. Baba. Yapma amca. Ne olur yalvarıyorum, yapma. Kes sesini kız. Öldün sen. Kimsin? Kurtarın beni. Ben Beşir. Cemal Başkan'a ihbarım var. Bana söyle. Kızım Suriye'deki kamptan kaçtı. Yanında bir timci var. Sungurlarda. Amca bırak beni gideyim. Ne olur gideyim amca. Sus kız. Aklım Şahin'deydi. Elif benim yüzümden yakalandı. Hata yaptım Zelal. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Şahin senin aklını aldı zaten. Şahin canımı çok yaktı Zelal. Yeter Aslı, ağlama artık. Yusuf Bey'e haber vermiştim, gelmedi mi o? Söylesene Aslı, gelmedi mi? Geldi. Halini görmedi mi? Bir ilaç yazsaydı sana. Yusuf bana evlenme teklif etti. Ana, ciddi misin kız? Hem de hemen evlenmek istiyor. Ama Yusuf'u iyi tanımıyorum. Hem ben Şahin'i... Ya Şahin yeni şehit oldu Zelal. Böyle apar topar. Çabuk ver kararını. O doktorla evlen. Sen hala Şahin'i düşünüyorsun ama o seni sevseydi şimdi bunlar olmazdı Aslı. Şahin burada olsaydı, yanımda. Ben Şahin'i seviyorum Zelal. Onu çok seviyorum. Silahlar TC'ye bölgeye dar edecek ha. Merkezdeki milisler bunlarla iç savaşta çok iş yapacak ha. Ha vallahi. Geç şöyle, geç geç. Geç sıraya. Geç sıraya. Geç sıraya, geç. Geç şöyle. Sıraya geç. Zırlama. Sıraya geçin. Zırlama lan. Cemal Başkan konuşurken sadece ona bakacaksınız. Ağlayan olursa keserim bak boğazını. Aferin lan. Şşt. Hepiniz birer savaşçı olmuşsunuz. TC'yi bu yaz topraklarımızdan atacağız. Ordumuz onlarınkinden çok daha büyük. Bakın siz de orduya alındınız. Bu yaz sayımız 50.000 olacak. O zaman TC bizden köpek gibi korkacak. Hazır olun. Yakında savaşa gireceksiniz. Aha bunları görüyor musunuz? Aha onlardan en çok kelle getirene bunu vereceğim. Bu ne biliyor musunuz ha? Ben anama gitmek istiyorum amca. Beni anama gönder ne olur. Gel bakayım sen hele gel. Demek sen anana gideceksin ha? Savaşçı olmak istemiyor musun ha? Yok amca. Ben polis olacağım büyüyünce. Demek polis olacaksın ha? Çok güzel. İyi. Hadi bakayım sen böyle git bakayım sen. Hadi bakayım. Sen ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Yürü bakalım. Şşt! Gel la buraya. Bak şimdi bak. Aha korkak TC ajanını öldürürsen... Aha bunu sana vereceğim. Al bakalım hadi.
Al. Al tut. Tut. Ha. Ha. Hadi. Ha. Ulan. Hadi. Hadi lan. Lan sık. Lan senden savaşçı falan olmaz. Ver şunu. Askeri TC polisi öldürmektir. Korkan olursa aha bunlar gibi geber gidersiniz. Ava çıkacaklar, hazırlayın lan. Emredersiniz. Sen. Ulan katil, sen. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan seni. Yalan, al şunu şuradan. Ölümün elinden olacak. Gel bakalım. Yürü. Hadi gidiyoruz. Yürüyün bakalım. Bana bakın lan. Sakın korkaklık etmeyin ha. Sonra sizin de sonunuz böyle olur. Ya komutan. Yeni çocuk getirdim. Kızımla otimciyi de getirdim. Daha fazla ederdi Fadıl komutan. Daha fazla çocuk getir. Ona göre para al. Emret. Hadi yaylan şimdi. Dur. Hadi. Ağlamayın. Alçaksın sen. Bizi tuzağa düşürdün. Küçücük çocukları kaçırıp örgüte mi satıyorsun? Hiçbir vicdan yok sende. Sus kız. Kes sesini. Firar ettin. Cezan infazdı. Ben kurtardım seni. Elimi öpeceğine pabuç gibi dil çıkarıyorsun. Ulan alçak. Geberteceğim lan seni. Ya Timci, orada hayvana benziyorsan ha. Vallahi. Demek ki neymiş? Hayvana fazla İmdat. Yaklaşmayacaksın o zaman ha? İmdat! İmdat! Kurtarın beni! Dur lan dur! Yok şerefsiz! Dur! Lan dur! Ne yapıyorsun lan? Bırak beni! Bırak onu! Kesin lan! Bırak! Allah belanı versin senin! Uslu uslu otur. Yoksa canını fena yakarım. Çık şuraya. Şerefsiz. Şahin, bir şeyin yok ya. İyi, idare ederim. Seni serbest mi bıraktılar? Kampta çalışacakmışım. Bak Dicle, bu kamptan kaçmak kolay. Sınırı geçip ilçeye gidebilirsin. Bizimkilere ulaşabilirsin. Kaçmam imkansız Şahin. Niye? Karar mı değiştirdin? Lan firar eden var! Dur lan! Yakalayın şunu! Mahkum tepeyi açtı mı kurtulur? Söyledim ben sana. Buradan kaçmak kolay. Bak şuna. Bu ne ya? Kamptan firar edip yokluğun fark edilirse bir düğmeye basarlar, bu bomba patlar. Paramparça olurum Şahin. Çıkarmayı denemedin mi? Özel bir kilidi var. Açmaya kalkınca da patlıyor. Elimiz kolumuz bağlı Şahin. Bunu çekersen de patlıyor Şahin. Ne biçim şey lan bu? Buna bombalı pranga diyorlar Şahin. Başkanım, kampta azılı mahkumlar var. O Türk timcisi tam bir baş belası. Kampın dengesini bozmadan hemen infaz edelim şunu. Acele etme. Şahin ve diğer mahkumlar için özel bir planım var. Yeni gelen çocuklar için canlı bir tatbikat planladım ben. Yürü hadi. Gel şöyle gel, sallanma. Gel şöyle hadi. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Gel.
şöyle. Açın. Baba! Oğlum, Mahmud'um. Bir silah verin. Baban partiye ihanet eden bir haindir. Gebert onu. Yapamam, yapamam komutanım. Babamı vuramam. Sık lan! Devrimci dediğin ana baba ata dinlemez. İspatla kendini, hadi koçum. Yapmayın. O benim babam. Öldüremem babamı. Sık ulan. Sık. Yoksa beynini dağıtırım senin. Oğlum. Oğlum ne diyorlarsa yap. Baba. Yapamam baba. Ben yaşayacağım kadar yaşadım oğlum. Sen daha gençsin. Yaşamalısın. Vur oğlum. Ne diyorsa yap. Ama babanı unutma. Bunların arasında kalma oğlum. İmanı karıştırma lan! Ne alakamız var bizim yobazlıkla? Sık hadi! Sık! Ölsem de sıkamam babama komutanım! Sık! Yapamam komutanım! Sık dedim lan! Sık yoksa gebertirim! Dur! Yapma! Mahmud'u! Yap dediğini oğlum! Hadi oğlum! Vur! Vur! Yapamam baba! Yapamam! Dur! Dur! Dokunma yavruma! Baba! Lan! Baba! Lan! Ne istiyorsun lan çocuktan? Ne istiyorsun lan? Bu kadar kolay olmayacak Dimci. Bu kadar kolay ölmeyeceksin. Hepinize ibret olsun lan. Ben ne diyorsam o olacak. Davaya ihanet eden baban bile olsa vuracaksın. Siz savaşçısınız. Unutmayın bunu. Ağlamayın lan. Kaldırın şunları. Durun. Çocuklar gömsün. Alışsın. Emredersin Fadıl komutan. Hadi gömüşün. Hadi lan geç. Geç geç geç. Geç. Nazan buna yürü. Şerefsiz. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Şerefsiz. Şahin sus sus. Ne olur benim için sus. Sen ölürsen ben de ölürüm Şahin. Ne diyorsun Dicle? Sensiz yaşayamam. Ben seni seviyorum. Çok seviyorum. Hemen evlenelim Aslı. Sana söz veriyorum. Hayatında tek kötü gün olmayacak. Allah'ım, ne yapacağım ben? Sen hala arpacı kumrusu gibi ne düşünüyorsun Aslı? Öyle dalıp gitmişim. Bunları al eve götür. Bunlar ne? Ben bunları bir ayda yiyemem ya. Güzel yemekler yapıp akşam Yusuf'u yemeğe çağıracaksın. Evlenme teklifini kabul edeceksin. Olmaz, yapamam. Yaparsın. Ya istemiyorum Zelal. Aslı, bu böyle devam edemez. Artık Şahin yok. Ya biliyorum onu sevdin ama hayatını düzene sokman gerekiyor artık. Hem yaşın geçiyor kız. Adın kız kurusuna çıkacak. Söylemedi deme sonra. Hayatına devam etmek zorundasın Aslı. Şahin öldü. Yok artık. Tamam. Yusuf'u çağırıp teklifini kabul edeceğim. Heh.
Afiyet olsun. Sağ olasın. Aferin, aferin ha. Su ister misin? İstemem. Serdar komutanın burada olduğunu bilse seni kurtarır mı? Dağıtır burayı. Yakar her yeri. Dağları kaldırıp yere vurur. Bir dakika bile bırakmaz beni burada. İç şunu. Serdar komutana ulaşabilsek? Şahit söylesene bana. Serdar komutan nasıl bulunur? Ordudan atıldı demiştin. Ben herkesin adresini biliyorum. Çabuk yaz şu adresi. Sınıra kadın mahkum götürüyorlar. Ben de varım. Oradan bir araçla iaşe almak için ilçeye gideceğiz. Belki kaçacak bir fırsat bulurum. Ya ayağındaki? Yaz şu adresi. Gideceğin en sabit adres doktorun dükkanı. O hep oradadır. Her şeyi ona anlat. Dicle, sakın bir çılgınlık yapayım deme. Senin için gerekirse ölürüm Şahin. Yapma Dicle. Bak, ben seni... Biliyorum. Sen beni sevmiyorsun. Çünkü Aslı denen o kız var. Hadi. Ne yapıyorsun sen orada? Su veriyordum komutana. Yürü yürü yürü. Hadi. Hadi hadi. Hadi binin. Çabuk hadi. Atlayın. Hadi hadi hadi. Acele edin. Hadi. Hadi sallanmayın hadi. Binin. Çabuk 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 hadi. Haydi. Hadi la, inin. Çabuk olun. Sallanmayın la. İn hadi, in, in. Yürü. Yürü. Geçin şöyle. Şuraya. Aha bunlar kamyona taşınacak. Zamanınız yok ona göre. Sorun istemiyorum. Şayet biriniz kaçmaya kalkarsa... Beş dakikada önüme gelmeyen parça parça olur. Demedi demeyin ha. Dediğin kadar varmış.
Çok güzel yemekler. Beğendiğine sevindim. Biraz acı değil mi? Kim acaba bu sünepe? Acaba nereden çıktı bu sünepe? Aslı'nın psikoloğu. Sınavlarda da çok güzel yaparlar. Ne de o sorularını. Yemek yiyor bunlar. Niye yemek yiyor bunlar? Hadi bunlar yemek yiyor. Niye karşı karşıya yemek yiyor bunlar? Allah Allah. Ya sen de amma acayip oldun doktora. Aç oldukları için tabii ki. Orada durup dedikodu yapma. Gidip meşrubat al hadi. Nerede lan bu kız? Nereye kayboldu ha? Nerede? Bilmiyoruz komutan. Buralardaydı. Komutan, kız kaçmış herhalde. Patlatalım şunu. Lan polis anında gelir lan. Buradan çıkamayız. Ama gelmezse... Bu nedir? Gece geceyim misin, cin misin? Elime koluma çarpıyor ya. Git başkasının koluna çarp. Laf! Normalde bu kadar yemem. Seni görünce iştahım açıldı herhalde. Teşekkür ederiz. Başka istediğiniz bir şey var mı? Yok, sağ ol Zelal. Her şey çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bir şeylere karar verildi mi? Yani bana güzel bir haberiniz var mı? Bir haber mi vermemiz gerekiyor? Öylesine sordum işte. Ben tatlı hazırlayayım. Tatlı tatlı konuşursunuz ha? Buyurun. Doktor abiyi arıyorum. Vide mi lazımdı? Yok, bir şey söylemem lazım. Doktor yok, bana söyle. Söyleyemem. Ona söylemem lazım, çok önemli. İyi o zaman. Bekle, şimdi gelecek. Nasıl bekleyeyim? Mesajı Zeler Hanım'dan aldım. Sen bana bir şey söyleyeceksin galiba. Ha Aslı? Aslı mı? Yanılmıyorsam bu evlenme teklifimle ilgili olmalı. Hadi söyle bakalım. Ne söyleyeceksin bana? Bu Şahin'in sevdalandığı kız olmalı. Yusuf, sıkma beni. Ben işi kolaylaştırıyorum. Benimle evlenmeyi kabul eder misin Aslı? Evet. Ediyorum. Aman Allah'ım. Çok mutlu oldum. İşte bu kadar kolay. Bak gördün mü? Şimdiden mutlu olmaya başladım. İşe bak ya. Islandım. Ben sana peçete getireyim hemen. Zahmet olacak. Aslı'ya söylemeliyim. Allah'ım, kaçtığımı anladılar. Dinle beni. Sen kimsin? Şahin yaşıyor, ölmedi. Serdar komutana söyle. Şahin sınırda bu kampta. Onu kurtarsınlar, tamam mı? Al. Tanıdığın mıydı o kız? Hastalarımdan biriydi. Bir sıkıntısı mı varmış? Yok. Gelgi takılıdır. Beni ne zaman görse yanıma gelir. Ulan çok az zamanın kaldı. Buradayım komutan. Neredeydin kız? Gelmeseydin gebermiştin. Ben su yoluna gittiydim de. Sonra yolumu kaybettim. Ulan bu sana son ikazım. Şimdi yıkıl karşımdan. Ya nöbete gittin mi? Gittim vallahi. Al
Aslı evleniyor olamaz. Yalan söylüyorsun. Evleneceği adamla konuşurken gözlerimle gördüm. Sevgine karşılık vermem için. Aslı'yı aklımdan çıkartmamı istiyorsun. Adice bir oyun bu. Defol git buradan. Ben dediğin gibi biri değilim Şahin. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Kız çekil şuradan. Hadi o kız. Başla şurayı. Lan! Lan! Çık! Ne oluyor lan? Bırak! Lan! ...156 jandarma acil. Şikayetiniz nedir? Evlenmeye hazırlanıyorum. Bana yardım et. Yusuf. Merhaba. Sesini duymak istedim. Bu acil çağrı hattı. Meşgul etme. Kapatıyorum. Hem bu hattaki konuşmalar kayıt altına alınıyor. İyi ya. Nikahımız kayıt altına alınmış olur. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen kurtarın bizi. Sakin ol. Adın ne? Adım Ajin abla. Adım Ajin. Yardım edin lütfen. Tamam, bir sakin ol. Sorun ne Ajin? Erkek kardeşimle beni kaçırmaya, örgüte vermeye geldiler. Lütfen yardım edin. Kimler? Yanındaki adamlar ona Beşir diyor abla. Lafı uzatma. Yolu yok. Çocukları alacağız. Ben çocuklarımı vermem. Hop dedik. Dilin çok uzamış senin. Örgüte rapor edersem soyunu kuruturlar lan senin. Durun. 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 Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Durun. Durun. Çocuk var mı? Örgüt için adam bitti. Şimdi çocuk mu topluyorsunuz ha? Adını ver, adresini ver. Geliyorlar, geliyorlar, abla geliyorlar. Nereden açıldı bu telefon, nereden? Sıraya geçin. Kandaları takın. Geç sıra. Bu ne ki böyle? Ne bileyim ya. Niye takılıyor bu bombalar? Kes. Parti konseyi hepinizi ölüme mahkum. Bugün yarın infaz edileceksiniz. Ama ben size bir fırsat vereceğim. Hepinizi serbest bırakacağım. Bunlar Özgür Kürdistan Ordusu'nun yeni askere alınan elemanları. Bunlar bugün silahlı eğitim yapacaklar. Tabii canlı hedef olması işi kızıştırır. Tabii ki öğrenmeyi de çabuklaştırır. Onlar avcı, siz av olacaksınız. Boşuna heveslenme Timci. Bu çocuklar tercihini yaptı. Onlar dağ seçti. Göreceğiz bakalım. Dağ mı seçmişler yoksa evi mi? Gün sonunda öleceksin. Sınıra varabilen bir mahkum serbest bırakılacak. Birden fazla mahkum sınıra ulaşırsa hepsi öldürülecek. Yani adamlardan kurtulsak bile birbirimizi öldüreceğiz ha? Aferin, haklısın Timci. Aynen öyle. Sınıra sadece bir kişi ulaşmak zorunda. Ama bu sen olmayacaksın. Bana bakın la. Bak bu Timci'yi öldürene komutanlık vereceğim la. Ayrıca anasına babasına da maaş bağlayacağım. Gel şöyle. Getir la şuraya. Ne
Şimdi buradan şöyle sınıra bu çizdiğim rotadan gidilecek. Her yerde kameralı gözlemciler olacak. Sizi her an izleyecekler. Gid oğlum. Hadi. Özgürlük o tarafta bak. Hadi la hadi. Yürü. Hadi. Yürü. Koş. Koş lan. Çizdiğim rotadan çıkacak olanın sonu aha budur. Anladınız mı lan? Bana en çok kelle getirene aha bu bıçağı vereceğim. Siz korkusuz Kürdistan askerlersiniz. Bunlar da ülkemize saldıran düşmanlar. Öldürün onları. Hadi tek tek serbest bırakın şunları. Hadi acele edin. Hadi gidin bakalım hadi. Hadi, 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 hadi. Allah'ım sen Şahin'i koru. Ölmek istemiyorum lan. Yapma. Seninle derdim yok benim. Ben karım Fatma'yı arıyorum. O kadın karın mı senin? Evet karım. Karı koca suçunuz ne sizin? Suçumuz dindarlığımız. Onlar gibi olmamamız. Sözde casusmuşuz. 2 senedir kampta tutuyorlar bizi. Git karını bul. Çabuk hadi. Allah razı olsun. İçerideyim. Hayır. Güle kolay. Hayır. Tam altı sana. Bırak. Bırak. Tepelenme dedim sana. Kadın işi bitti o. Tepelenme lan. Bırak. Kocan seni arıyor. Çabuk şu tarafa git. Allah senden razı olsun. Thank you.
Albay, indirin onu. Tamam çocuklar, kurtuldunuz. Bana bakın. Şimdi hemen uzaklaşın buradan, tamam mı? Hiç yoldan şaşmadan bu tarafa gidin. Türkiye o tarafta, hadi. Hadi gidin. Hadi. Çabuk çabuk. Ulan aptal. Adam öldürmek kolay mı oğlum? Ömür boyu kurtulamazsın oğlum bundan. Git hadi. Köyüne dön. Ananın babanın yanına git. Hadi. Hadi. Timcisi karanlık bölgede. Oraya gidin acele. Bu çocukların hesabını ödeteceğim lan sana. Merak etme. Benim sadece senin için emrinizi alır almaz olay yerine geldi komutanım. Durum ne serdar? 4 kişiyi katledip 2 kardeşi kaçırmışlar komutanım. Köyde durum gergin. Kaçırılan çocukların aileleriyle örgüt taraftarları arasında arbede var komutanım. Çocuklara musallat olan bu alçakları hemen bulun serdar. Anlaşıldı. Emredersiniz komutanım. Tamam. Aga Aslı attı. Bu çocukları kim kaçırmış Aslı? Belli mi? Serdar abi, çocukları kaçıranla Elif'i kaçıran aynı kişi. Beşir Alçağı. Bul şu telefonu abla. Hadi. Korkudan nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Buldum. Buldum. Çocukları nereye kaçırdığını öğrenebildin mi Aslı? Hayır. Kızla teması kaybettim Serdar abi. Kız arıyor Serdar abi. Tamam Aslı, ben hatta kalıyorum. Sen misin Ajin? Benim abla, benim. Ne oldu, neredesiniz? Dibimizdeyiz abla, bilmiyorum. Kaçırıldık, bilmiyorum. Tamam, şimdi sakin ol, beni dinle. Seni kurtarmamız için bize yardım etmen gerekiyor. Ne tarafa gittiğinizi görebiliyor musun? Dibimizdeyiz abla, bilmiyorum. Kaçırdılar bizi. Ne tarafa gidiyorsunuz? Bilmiyorum abla. Her yer kapalı, hiçbir şey gözükmüyor. Dışarıyı görecek bir yer bul Ajin. Bir delik, bir açıklık bak. Çabuk çabuk ol. Etraf görünmüyor abla. Bir camaları da boyamışlar. Sakin ol. Sen güçlü bir kızsın. Kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceksin, tamam mı? Şimdi o camı kıracak bir şeyler bul, tamam mı? Bak kır o camı, kırman lazım. Ne tarafa gittiğinizi bilmem lazım. Hasip kıracak bir şey bul. Kıracak bir şey bul. Hadi kıracak bir şey bul. Hasip bir şey bul hadi. Buldum abla. Buldum. Kırılıyor abla, kırılıyor. Kırılacak aşkım, kırılacak. Sert vur. Kırdım abla. Kırdım. Tamam. Aferin. Biliyordum başaracağını. Şimdi dışarıda neredesiniz? Neler görüyorsun anlat bana. Bilmiyorum abla, bilmiyorum. Çok yabancı burası. Ben çıkaramıyorum. Tamam. Tamam, çıkartırsın Ajin. İyi bak çevrene. İlla vardır bir şeyler.
tanıyorum. Abla burayı tanıyorum. Neresiydi? Neresiydi? Abla hatırladım. Bu Kızılkayalara. Kızılkayalara giden yol bu. Hatırladım. Tamam. Kız. Hayır. Ya bırak. Bırak. Geç şuna aşağı. Aşağı. Gel. Bırak beni. Kimsin lan sen? Ajan bozuntusu seni. Ulan Beşir şerefsizi. Derhal bırak o çocukları. Sen o sürtüksün. Ulan şerefsiz. Bırak o çocukları. Bak yoksa. Yoksa ne? Beni mi öldüreceksin lan kadın halinde he? Öldüreceğim lan seni. Emin ol seni öldüreceğim. Serdar abi. Beşir şerefsizi Kızılkayalara doğru götürüyor çocukları. Tamam Aslı çıkıyoruz. Hayatını kurtardım Dingil. Kafanı çalıştır. İkimiz bir olursak hepsini öldürür. Ortak mal olun diyorsun. Aferin. Kafan az biraz basıyormuş. Çaktın mesele. Tamamdır. Hadi. Adetimciye bak hele. Şerefsiz. Bu adam sanki insan değil. Biyolojik robot. Ağa, ileride bir minibüs var. Gördüm doktor. Dikkatli olun. Esker geliyor lan. İndirelim lan şunları. Gerçekten çok ayıp oluyor ya. Ya sana oradan onları bana bırak diye böğürdüm ya. Doktor dalgayı bırak. Minibüse bak. Ya tamam. Minibüs bende. Aga minibüs boş çocuklar yok. Çocukları buldunuz mu doktor? Yok ya o şerefsiz herhalde kaçırdı çocukları. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Arayalım şunları. Ömer. Batman yaşıyorsun çok şükür.
Şükür kavuştum. Hadi çıkalım şuradan. Oo, karı koca buluşmuş. Bu ne aşk böyle? Sen he? Kaç Fatma, kaç. Koş yakala. Tut şu kadını. Tut. Yala buraya. Dur lan, dur. Atlar! Bırakın lan kızım! Bırakın lan! Güzelim dur! Alacaklar! Bize saldırdılar. Beni bu hale getirdiler. Fatma'mı gözümün önünde. Tamam, tamam. Karım kendini astı. Öldür onları. Yalvarırım öldür. Allah cezasız bırakmaz onları. Sen sabret. Hadi. Kalk karını defnedelim. Kalkamam ben. Dizlerimi kırdılar. Ben bittim, anladın mı? Bittim. Allah aşkına öldür onları. Tamam, tamam. Bırakma kendini. O namussuzlar cezalarını çekecekler. Tamam, merak etme. Lan Beşir. Sen amma psikopat mısın ha? Ulan bırakmadın peşimi ha? Bırak silahını. Dokunma çocuklara. At lan silahı. Ben senden de psikopatım. Ya. Kaçın. Çabuk çocuklar. Kaçın çabuk. Ulan şerefsiz. Kaç çocuk kaçırdın ha? Kaç ailenin ocağına ateş düşürdün? Yalvarırım yapma. Tövbe. Daha yapmam. Vallahi tövbe. Seni öldüreceğim demiştim. Yapma. Bende çok önemli bilgiler var. Her şeyi anlatacağım sana. Bilgin sana kalsın. Soysuz. Bana kellen lazım. Dur Aslı. Ne konuşacak duyalım. Yalanla bizi oyalayacak. Bırak uçurayım kafasını. Bana bak. Tek kelime yalan söylerse. Hemen de geri kalan lafları ben tamamlayayım sana. Ha bu kız var ya, deli kız. Onunla seni burada baş başa bırakma gibi bir planımız var. Bilmiyorum. Sınırda bir kamp var. Bütün çocuklar orada. Esir Türkler de var. Bir de Zungullardan bir timci var. Kimmiş lan o timci? Şahin. Adı Şahin. Şahin öldü. Yalancı. Aslı. Şahin o kampta. Kızım onunla beraber. Gördüm Şahin'i. Konuştum onunla. Vallahi kampta. Yalancı. Abi sus. Muhteşem derecede zekamla gene her şeyi çözdüm. Bu Maloş Şahin'in bizden oldu. Biliyor, bizim aklın sırasınca oyun oynamaya çalışıyor. Öyle mi lan?
Aslı, onu geberteceğim bu iti. Aslı. Aslı. Ya hiç yakışmıyor gerçekten, haydi. Gel dışarı çıkalım. Haydi bıdıklar aldın sen, haydi. Nerede bu kamp? Sınırda. Mira dağlarında. Allah belamı versin ki doğru söylüyorum. Biz o kampı biliyoruz. Yalan söylüyor bu şerefsiz Serdar abi. Ne yaptın Aslı? Perişan ettiği çocukların, ailelerin günahını çeksin Serdar abi. Birkaç gün kalsın alırız. Sen çocukları karargaha götür. Biz şu kampı bulalım. Yalan söylüyor Serdar abi. Hepimiz gözlerimizle gördük. Şahin öldü. Belki de ölmemiştir Aslı. Cesedini görmeden Şahin'in öldüğüne inanmam. Başkan. Bu ne ya? Devam et. Önce Suriyeli'yi bitirdik. Sonra Müslüman Karıkoca'yı. Sil onları listeden. Bak önce o baş belasını gebert. Ama sana söylediğim gibi acı çektir. Gebertmeden önce haber ver ki çekim yaptırayım çocuklara. O görüntüler bana lazım. Karşıma çıkmadı ama sen onu öldü bil başkan. Örgüttensin sen. Ne olmuş? İtirazın mı var? Timci geliyor. Şunu çevirelim hadi. Kaybol. Timci Şahin'i listeden sil başkan. Ya Şahin öldü. Gözlerimizle gördük aga. Ya yaşıyorsa doktor, ha?